Merhaba ben Mesut Çevik, iCrypex kanalına hoş geldiniz. Gökhan Bey ile beraberiz. Gökhan Bey ile Merkez Bankası'nın yeni düzenlemesini konuşacağız. Merhaba Gökhan Bey. Merhaba, nasılsın Mesut? Sağ olun, teşekkürler. Bu sabah biraz aslında hüzünlü başladım. Çünkü bu düzenlemeyi görünce bu NFT'ler benim de bir yatırımım var o tarafta. Bir girişimci olarak ne olacak, Hayır. nereye gidecek diye açıkçası bir hüzünlendim. Ve bir gecede böyle bir değişiklik yapılması da beni şoke etti tam hı hı. olarak ne düşünüyorsunuz bu düzenleme hakkında ve neleri kapsıyor? Bir borsa ile ilgili bir kısmı var mı yani sizi zora sokabilecek? Üç bacağı var aslında bunun. Bir tanesi ödeme kanalları bacağı, ödeme sistemleri bacağı. Merkez Bankası'nın düzenlediği, denetlediği ve lisansladığı ödeme şirketleri var. Bunların kripto paranın alımına, satımına, aracılık etmesini istemiyor. Aslında ana motivasyon bu. Zaten bir yönetmelik bu. Hı hı. İkinci bacağında bugün yine bizim kendi kanalımızda da konuşmuştuk. Kripto varlıkları tanımlıyor Merkez Bankası. Bu bir ilk. Yani bir regülatör, bir devlet otoritesi, bir, bir karar merci, bir irade. Kripto varlıkları tanımlıyor. Tanımlarken de bunun içerisinde kripto varlığın ne olduğundan çok aslında biz tanımda ne olmadığını bize anlattığını görüyoruz. Bu bir para değil, bir ödeme aracı değil, menkul kıymet değil, sermaye piyasası aracı hiç değil gibi bir şey söylüyor. Son olarak da Kripto para borsalarına bu ödeme kanallarıyla para akışının veya işte transfer akışının önüne geçmeye çalışıyor Şimdi Merkez Bankası. Artı diğer taraftan da kripto paralar ile alım satım veya herhangi bir ödeme yapılamaz diyor. Genel olarak çizdiği çerçeve yani işte dört maddede birkaç paragrafta anlatmaya çalıştığı şey bu. Bizim buyurun. Şimdi burada şey var yani enteresan olan taraf ödeme araçlarıyla borsaya para aktarımında ne gibi sıkıntılar var ki bunun önüne geçmek istiyorlar? Şöyle Mesut Bey şimdi genel olarak sektörde yani ödeme sistemleri sektöründe diyelim bu kripto para ekosisteminden böyle bir tık daha farklı ve şey başka bir yerde genel olarak ödeme sistemlerinde aslında baya bir şey bir sorun vardı son belki bir 8-10 yıldır falan yani hani ödeme sistemleri artık son 5-6 yıldır çıkıp daha teknolojik bir yere gitmeye başladıktan ve bankalara biraz alternatif olmaya başladıktan sonra ödeme kanallarıyla tamamen de tertemiz işlerin dışında da şeyler yapılmaya başlandı. Biliyorsun kripto paralarla alakalı da yapılan en net, en tepedeki eleştirilerden bir tanesi bazı transferlere aracılık etmesi ve işte bunların gizli kalması falan nezdinde yapılan şeyler, eleştiriler. Ödeme sistemlerinin de bu şekilde bazı kendi içlerindeki transferlerin çıkışı, cash out belki diyebiliriz buna veya işte ne denir? sistem dışına çıkarılması paranın kripto paralar vasıtasıyla oluyor idi. Merkez Bankası da bundan bunun altını tamamen çizmese de buna işaret etmese de bundan biraz rahatsız olmuş görünüyor ve bunun adını bir şekilde koymak istemiş. Şimdi Bizim oradaki düzenleme de şey de yazıyor. Diyor ki kripto varlıklarla hı satın alım yapılması, kripto varlıkların bir satın alma aracı olarak kullanılması. Şimdi genel olarak kripto para borsalarının işleyişine baktığımızda hedefler de bir tarafta var. Ne vardır bu tarafta? Yani kripto varlığı USDT bir başka kripto varlığa satın almaya dönüştürebiliyoruz. Yani ben Bitcoin'i USDT ile alabiliyorum ya da Ethereum'la alabiliyorum. Bitcoin'e gidip Ethereum alabiliyorum. Bunlar kendi aralarında böyle bir aslında değişim aracı olarak da kullanılabiliyor. Bu düzenleme hmm. bunu etkiliyor mu? Yok etkilemez. Bambaşka şeyler o. Yani günün sonunda aslında o kapalı devre bir iş. Yani kripto paradan kripto paraya, kripto tu kriptoya karışmıyor devlet. Öncesinde de zaten buna karışmıyordu. Diğer regül regül regülatörlerin ya yani diğer hükümet devlet otoritelerinin de buna bir şey söylediklerini, bir şey söylemediklerini görüyoruz genel olarak. Ama asıl şey konu buradaki fiyat körünsüne veya işte kaydi itibari paradan kripto paraya geçerken ödeme araçlarının, lisanslı ödeme ödeme şirketlerinin değil, lisanslı ödeme şirketlerinin kullanılmasını istemiyor Merkez Bankası. En net en net yorum bu olabilir. Şimdi bu tarafta birkaç tane de girişim vardı ve bu girişimlere baktığımızda aslında paranın nereden çıktığı, nereye gittiği tam olarak kayıt altına alınmış. Gözde görülür bir şekilde para transferleri Hı -hı. gerçekleşiyordu ve yerli girişimler Hı -hı. şimdi hasar almışlar. Ne yapacaklarını bilemez durumda görünüyorlar. Sizce Hı -hı. bu düzenleme daha sonrasında detaylı bir hale getirilip sektörün aslında biraz regüle edilmesi için kullanılabilecek bir yol aracı haline gelir mi? Yoksa sadece yasaklayan, sadece kapatan, bu tip yerli girişimlerin önüne geçen bir halde mi kalır? Ben kesinlikle sizin ilk söylediğiniz tarafta olacağını düşünüyorum bunu. Çünkü kripto paraların ana ruhu, varlık sebebi ve çıkış sebebi ve açıkçası e, felsefesi yani 2008'deki konulan vizyon, 2008'de 2009'daki transactionlarda konulan vizyon ve hayal aslında e, bunun bir transfer aracı olması şeyi senaryosu. Bakmayın 2016-2017 ve sonrasında evet bu bir finansal varlık, bir aset gibi değerlendirilip bir yatırım aracına döndü ve insanlar para kazanmak için aslında hücum etmeye başladılar ama e, ana felsefesi ve kaynağı bir transfer mekanizmasıydı. Şu anda Merkez Bankası'nda yasakladığı tam olarak bu. Yani sen bunu ödeme yapamazsın diyor. Halbuki ödeme yapabilmek için doğmuştu bu 2008-2009 yılında. Bunun da günün sonunda tekrar kendi ana doğuş felsefesine mantığını uygun bir şekilde regüle edilmesini ben beklerim. Şu anda yaptıkları ise benim kendi okumam o yönde. Şu anda yaptıkları ise bir saniye bunun muhasebeleşmesi ya da buradaki trafiği izlemek konusunda biz çok şeffaf değiliz ve çok da muktedir değiliz. Dolayısıyla bir saniye şu bir yasaklansın kalsın kenarda daha sonra ben buna kaldığım yerden alıp bakacağım. Çünkü geçmişte hatırlayalım şu an popüler birkaç tane şeyde ülkede yani İngiltere'de işte Amerika'da dava üstüne dava işte görüyoruz şey Ripple'la alakalı. Bu bir menkul kıymet mi para mı vesaire bu sorular henüz net cevaplanabilmiş değil. Merkez Bankası evet bu bir menkul kıymetli değil ya da bir sermaye piyasası aracı değil diyor. Ama aslında biz biliyoruz ki bu sentetik bir ürün günün sonunda ve bunun birinci türevini herhangi bir aracı kurum CFD, Contracts for Difference diye adlandırıp kendi alım satım platformlarına aslında koyabilir. Dolayısıyla bu birden bir sermaye piyasası aracı haline gelebilir. Dolayısıyla ilk bu yapılan şu anki tanım evet bir tanım ve güzel bir tanım biz duyduk devlet iradesinden diye yorumluyoruz. Ama bu da çok dolu gelmiyor bana ve tam da dediğiniz gibi bir süre sonra bunun da üstünden geçilip doğru bir düzenleme veya doğru bir regulasyona evrilmesini ben beklerim. Bu 6 ay mı 1 yıl mı alır 2 yıl mı alır bunu bilemiyorum ama. Şimdi Türkiye olarak baktığımızda çok hareketli bir piyasaya sahibiz. Dünyada önde giden hı hı. ülkelerden bir tanesi aslında kripto varlıkların alımı satımı ve bu konuda da aslında birçok girişimimiz de var. Girişimler de çıkmaya başladılar şimdi. Hala hazırda yatırım hı. alan girişimler var. Peki hı hı. sektörden bir size danışıldı mı mesela? Hiç size böyle bir şey geldi mi? Ya şöyle şöyle sorularımız var. Bize bu formu doldurup geri gönderir misiniz gibi anketler falan gerçekleşti mi? Yoksa gerçekten bir gecede alınan bir karar mı bu? Bir gecede alınan bir karar bize sorulmadı. Daha önce bunu ben 10 yıldan fazladır sermaye piyasalarının ve finans piyasalarının içerisindeyim. Daha önce de iki tane menkul değerler şirketi yönettim. 2017'nin Şubat ayında, Şubat'ın 10'unda benzer bir şekilde yine bir resmi gazetede sermaye piyasası kurulunun aldığı, 45 aracı kurumun hiçbirisine sormadan aldığı bir kararla kaldıraçlı işlemler neredeyse iş yapılamaz hale geldi. Şu an bu noktada değiliz bambaşka. Şu an aslında sadece ödeme kanallarından bir tanesinin şey ne denir? Ee, önü kesiliyor diyebiliriz belki. Şey, kripto tarafıyla alakalı. Diğer taraftan da insanlar borsada alım satım yapmaya devam ediyorlar. Bunun tek gecede Türkiye için önünün kesilmesini de bu anlamda beklemiyorum. Neden? Çünkü dediğiniz gibi Türkiye Avrupa'da birinci, dünyada da işte üçüncü ülke. İnanılmaz bir hacim var. Herkesin artık öyle ya da böyle bir kripto varlığı var. Ailede birilerinin var yani bu ailede yoksa da yan ailede var. Dolayısıyla bu büyük bir finansal istikrarsızlık doğurur ve memnuniyetsizlik ve mağduriyet doğurur. Dolayısıyla bunu bu şekilde yapmazlar diye değerlendiriyorum ben kişisel olarak. Ama e, sektöre de böyle şeyleri çok danışmadıklarını da biliyoruz. Maalesef o gelenek devam ediyor. Maliye tarafından ya da işte Hazine Bakanı tarafından sorulan başka sorular vardı bize. E, onlar genel olarak piyasanın nasıl regüle ile alakalı değil, monitör edilmesiyle ilgili şeyler biz de elbette deyip onları paylaşıyoruz kendileriyle. E zaten şimdi borsalara kayıt olurken bu para yani kripto varlığı standart bir para birimine dönüştürürken kimliğimizi vermemiz gerekiyor. O banka hesabını bildiriyoruz. O banka hesabına bir transfer oluyor. Burada bir şeffaflık söz konusu. Yani bunu normal Hı -hı. para birim olarak kullanırken. Şeyde hmm. haklı olabilirler orası biraz kafa karışıklığı yaratıyor yani bu kripto varlıklarla bir ev almak bir araba almak bunun nasıl vergilendirileceği nasıl takip edileceği kısmı kafa karışıklığı yaratıyor olabilir ama şimdi düzenlemeye baktığımızda evet yasak diyor şu anda ama hmm. hangi cüzdandan nereye ne için ne transfer edilmiş bunu takip etmeleri hala daha pek de mümkün durmuyor yani evet yasaklıyor ama yasak birazcık gerçekten de hala hazırda yarı yurdu belli olan kimlikleri açıkta olan işini düzgün açık yapmaya çalışan kişileri etkiliyor gibi görünüyor. Doğru söylüyorsunuz. Bunu daha doğru cümlelerle ve daha doğru tanımlarla aslında yap, yapsalar ki ben yapılacağını da inanıyorum bu arada gelecekte e, yapsalar aslında ana e, korktukları şeyi de bir taraftan bertaraf etmiş olacaklar. Çünkü hatırlayalım 2012-2013'te yani Düzeltiyorum. 2017'de yani kripto paraların ilk böyle rally yapmaya başladığı dönemlerde insanlar yurt dışı borsalarına koşuyordu. Biz o zaman canlı da değildik. Yurt dışı borsana koşuyordu ve hesap açamıyorlardı. Ee, sıra vardı falan. Hatırla hatır evet. hatırlarsınız belki o dönemi sıra vardı. Şu anda Türkiye'de işte bizim de içinde bulunduğumuz bir kripto para ekosistemi var. Dolayısıyla borsalar böyle bir regulasyon olmasa da oto regülasyonla müşterilerini tanıma kurallarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Bazıları çok hassas, bazıları biraz daha lakayt. Ama günün sonunda bunu yapmaya çalışıyorlar. İşin bu bacağı düzenlense veya düzenlenilmeye çalışılsa örnek veriyorum bizim şu an öyle bir regülasyon veya denetim zorunluluğumuz yok. Ancak herke herkesten FCA'in işte o İngiltere'deki Financial Conduct Authority'nin bizdeki karşılığı SPK'nın söylediği ya da salık verdiği şekilde bir kimlik doğrulaması yapıyoruz. Yani işte sizin de dediğiniz self selfie alıyoruz, işte kimlik alıyoruz. E, belli bir seviyenin üstüne geçtiğini proof of funds istiyoruz. Bu para varlığı nereden bulduğunu kaynağı istiyoruz, statement istiyoruz falan. Dolayısıyla bu çe çe çehre ve çerçeve düzenlense aslında günün sonunda o para, o para trafiğinin izlenmesi daha kolay hale gelecek. Bu yapılmazsa eğer e, aslında korku ko korkulması gerekiyor benim nazarımda. Çünkü tam de dediğiniz gibi bu sefer merdiven altına iş kayacak zaten o, o insanların da ekmeğine yağ sürmüş olacaksınız ne yazık ki öyle görünüyor şimdi genel olarak sosyal medyaya baktığımda sokaktaki vatandaş kripto varlığı olan buna yatırım yapan insanlar tedirgin olmuş durumdalar çünkü sabah kalkıyorlar Hı. tam olarak anlayamadıkları bir düzenleme var bu düzenleme ne getirecek ne götürecek bilemiyorlar ama bazı dedikodularda da şey görünüyor ya bu düzenlemeyi bir gecede yaptılarsa belki de kripto borsalarında bir gecede böyle yine erişimimizi engellerler mi diye korkular var ama şunu da söylemek lazım yani Böyle bir engelleme herhalde Türkiye için çok büyük kayıplardan bir tanesi olur. Çünkü varlıklar bugün buradaysa bir saniye sonra bir başka yerde olabiliyorlar. Yurt dışına bunu çıkartmak herhalde kimsenin de isteyeceği bir şey olmasa gerek. E, e, açıkçası böyle bir şey ben yapmalarını düşünmem. Yapmalarına da ihtimalde vermem. Sebebi şu e, böyle, böyle bu dediğiniz sertlikteki aksiyonlar e, büyük mağduriyetler doğurur. Halbuki e, regülatörlerin ve denetleyici otoritelerin, iradelerin görevlerinden, nosyonlarından notyonlar, bir tanesi de aslında halkı korumak ya da o devletin sosyal devlet kimliğiyle o insanların mağdur olmamasını sağlamak. Sadece her anlamda mağdur olmamasını sağlamak. Yani hem yatırım anlamında bilmedikleri bir konuda yatırım yapıp zarar etmemelerinin önüne geçmek. Zarar etmelerinin önüne geçmek düzeltiyorum. Diğer taraftan dolandırılmamalarını sağlamak. Ama bir taraftan da yatırım yapıyorlarsa da ve insan hakları Açıkçası gereği yatırım yapıyorlarsa da bu bu özgürlüğe de onlara verebiliyor olmaları lazım otoritelerin ve iradelerin. Çünkü bunun yapılmadığı senaryoda dediğim gibi bambaşka şeyler doğar. Ee, en tepede de böyle keskinlikteki şeylerin, kararların e, halk tarafında mağduriyet doğuracağını ve hatta şu an gelinen büyüklük sebebiyle söylüyorum finansal istikrarsızlık gibi şeylere yan etkileri de sebep olacağını değerlendiriyorum ben. Çünkü işte 3 milyon tane kullanıcıdan bahsediyoruz kabaca. Bazı rakamlara göre bu 2.4 2.5 milyon, bazı rakamlara göre 3'ün biraz üzerinde. Ne 10 milyar TL'lik bir varlıktan bahsediliyor bu 10 milyar TL'lik varlık bence çok az söylenen rakam. Bence çok bunun çok daha üzerinde bir varlıktan bahsediliyor. Böyle bir varlığı siz kontrol etmeyip düzenlemeyip de başka bir şey yapmaya çalışırsanız bu ...kesinlikle istikrarsızlık ve daha kaotik bir ortam doğurur. Aslında sektörün büyüklüğünü de konuşuyorken ben biraz da sektöre gelmek Hı -hı. istiyorum. Nasıl görüyorsunuz Tabii. sektörün şu anki durumunu? <laughs> e, şöyle diyeyim, e, yön ve yol bulmaya çalışıyor sektör, şey e, Mesut Beyciğim. Yani yön ve yol bulmaya çalışan kastım şu. E, işini iyi yapan, iyi yapmaya çalışan insanlar var. Bir taraftan inovatif şeyler, bir sürü şey çıkıyor. Yani... Hem işin ödeme ve ödeme çözümleri tarafında hem de blockchain teknolojileri ve dağıtık teknolojiler konusunda bir sürü şey çıkıyor. Yani biz de evet yavaş yavaş Türkiye'de NFT'yi konuşmaya başlıyoruz. İşte DeFi'ye ne yapabilirizi konuşmaya başlıyoruz falan. Genel olarak Türk, Türk kripto para ekosisteminden bahsediyorum. Yani konuya sadece yatırımcı ya da işte alım satım yapılan kolay para kazanılma vasıtası enstrümanı olarak bakmayan da buraya emek, enerji ve e, zihin harcayan da bir grup var. Dolayısıyla bunu e, aydınlık olarak görüyorum. E, Türk e, genel kripto para e, sistemi, şey, ekosistemi ve sektör, e, sektörün gittiği yer e, açısına. Ama diğer taraftan da şunu da biliyorum. Yani böyle zamanlar yani anregüle e, ve denetlemenin de henüz tam oturmadığı e, zamanlar bazı yan etkiler de doğuruyor ister istemez. Yani işte biz bir kripto para e, işlem platformuyuz, bir kripto para borsasıyız. Ama diğer taraftan e, tüm teknolojimizi de kendimiz geliştirdik. Yani burada 16 tane sadece developer var. E, baştan aşağı tüm matching engine'ler, queue'lar, trading engine'ler, nodlarımızın hepsi kendimizin kendi sunucularımıza barındırıyoruz. Kendi güvenliğimizi alıyoruz gibi gibi gibi. Ya bu e, aslında e, çok ciddi de istihdam yaratıyor. Kalifiye e, eleman istihdam yaratıyor. Yani şu anda sadece iCrypex'te 130'dan fazla insan çalışıyor. E, ve white label satabilecek haldeyiz. Yani teknoloji ürettik, satabilecek ve kiralayabilecek haldeyiz. Yurt dışına insanlarla bununla alakalı görüşüyoruz falan. Bu bizi iyi hissettiriyor. Bizim gibi olan şirketler olduğunu da biliyorum. Ama diğer taraftan dediğim gibi böyle unregülü ortamlar yurt dışından sadece ufak tefek yatırımlarla yani işte bir 30-40 bin, 50 bin, 60 bin belki 100 bin dolarlık bir yatırımla işte bir white label edinip aslında bazen çok da iyi niyetlerde barındırmadan da insanların mağduru, mağdur olmasına sebebiyet verebiliyorlar. İşte biz 3 yıllık bir borsayız. Türkiye'de şu an en büyük YouTube komünitesine sahibiz. Genel olarak da işte kendimizi 3. sırada görüyoruz. Aslında market payı vesaire anlamında. Ama hala bir coin çıkartmıyoruz mesela. Bunun bir sebebi var. Halbuki sabah gelsek öğlenliğin bir coin çıkartıp bunu pazarlayabiliriz. Bunu nasıl mağduriyetler yaratabileceğini biliyoruz. Ben finans mühendisiyim. Geçmişte finansal piyasalarda buradaki ma 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 mağduriyetlerin ve manipülasyonların nasıl olduğunu ve nasıl yönetildiğini de biliyorum. Dolayısıyla bunları da hep e çok dikkatli gözlerle bakıyoruz. E ve safe tarafta kalmaya, güvenli tarafta kalmaya çalışıyoruz. Sektörde çok iyi yapılmaya çalışılan işler var. Ama bir taraftan da işte regülasyon gelmesini bu yüzden istiyoruz aslında. Bir taraftan da böyle hafif çalının, çırpının ve otların olduğu ve onların da böyle biçilmesi gereken bir alan da var maalesef. Müsbi. Peki sektördeki paydaşlar bir araya gelip konuşabiliyor musunuz? Yoksa rekabetten dolayı böyle birazcık da iletişimin olmadığı bir ortamı var? Çünkü belki de bir araya gelinse daha güçlü bir ses çıkabilir diye düşünüyorum. Çok güzel sordunuz. Bizim yönetim kurulu üyelerimizden bir tanesi sermaye piyasası kurulu eski şeylerinden açıkçası yöneticilerinden bir tanesi ee, Tuncay ve Tuncay Yıldıran. Şimdi onunla da bazen bunu bir araya geldiğimizde konuşuyoruz. Benzer şey biz kaldıraçlı piyasalar döneminde de yaşadık. Aracı kurumlar bir araya gelip de bir ya bunları yapmayalım, bunları da yapalım diyemedim maalesef. Şimdi burada da benzer bir şey söz konusu. Hatta biz birkaç kere ICRApex olarak çağrıda da bulunduk. E, sektörde bizim e, şeyimizde, seviyemizde olan birkaç tane kuruma çağrıda da bulunduk. Ama genel olarak sert rekabetin olduğu yerlerde e, böyle diyalog pek maalesef bulunamayabiliyor. Nusret e, Bey. Anlıyorum. Yani bu üzücü tabii ki çünkü düzenlemelere karşı ortak bir ses oluyor olması, danışılacak bir ortak noktanın bilinmesi her zaman için aslında gelecekte işi daha da kolaylaştırıyor. Bu sektördeki rekabet açısından da olumlu yansıyor diye düşünüyorum. Umarım Ortak bir ses Hı. bir şekilde olunur diye düşünmek lazım. Hı. Dileklerde bulunuyorum. Yokalp Bey vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Umarım izleyenler Hı. için de durumu açıklayan sektörün nereye gittiğini... ...nasıl bir durumda olduğunu görmelerini sağlayan bir video hazırlayabilmişizdir. Buradan Hı. da izleyenlerimize şunu söyleyelim. iCrypex şu anda kripto para konusunda içerik üreten... ...YouTube'da yerli içerik kanalları içerisinde en güçlülerden bir tanesi. Buraya abone olarak... Sürekli olarak kendinizi güncel tutabilirsiniz bu konularda. İçerikler hazırlanmaya devam ediyor. Hem güncel gündem konuları hakkında içerikler hazırlanıyor. Hem de sektörün nereye gidebileceği şu anki durumu hakkında analizler izleyebiliyorsunuz. Bu konuda abone olmanız sizin için sektörü tam olarak tanıyabilmeniz, anlayabilmeniz kısmında çok büyük yarar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler Mesut'cum. İyi akşamlar.